Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak biz büyük veya küçük hangi günah olursa olsun farklı günahlara bulaşmış bir hayat yaşıyoruz. Bu bulaştığımız günahları da sigara tiryakiliği gibi veya başka bir tiryakilik gibi bünyemizin sindirdiğini zannettiğimiz sorunlar olarak görüyoruz. Bir kuşak haramları bu şekilde iç içe içine sindirerek yaşayınca geri gelen geriden gelen kuşaklar onun varlığını yani o günahın varlığını da hissetmiyor içinde olduğu halde ve o günahları tabii hakkı olarak görüyor. Düzelme oranı ilk nesilde %90 %90'dı, ikinci nesilde %50'lere düşüyor. Üçüncü kuşağa gittiğinde de 50'nin altına düşüyor. Halbuki biz ilk yaratıldığımız günden son güne kadar bu dünyada günahsız yaşamakla yükümlü idik. Günahsız yaşamayı tam anlamıyla beceremeyeceğimizi bildiği için Rabbimiz bize bari sonra tövbe edin diye büyük bir kapı açtı. Buna tövbe kapısı diyoruz. Hangi günah olursa olsun Allah'a şirk koşmakta da dahil, hangi günah olursa olsun muhakkak her günahın tövbesi vardır diye kapıyı bize gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ümmeti Muhammed olarak büyük büyük toplumlar büyük büyük gruplar, şehir insanları, mahalleler, evler, evlerin içinde anneler, babalar, çocuklar, kardeşler olarak hepimiz bu tevbe hastanesine gidip tedavi olmak zorundayız. Belki her hafta bir cuma vaazı dinleyen, bir hoca efendinin sohbetini dinleyen insanlar tövbe kelimesini belki senede yüz defa duyuyordur. Bundan eminim. Tövbe edelim. Hatta tövbenin sinirlenince kullanılan sloganvari ifadesi de vardı. Tövbe tövbe estağfurullah. Bir sinirlenme ifadesi olarak kullanılır. Demek ki hayatımızın çokça içinde kullanılan bir kavram bu. Ama İki noktada sıkıntımız var. Birincisi bu tevbe kullanılmaya kullanılmaya unutuldu, yosun tuttu. İki, bu tevbenin nedenleri ve uygulamaları konusunda nasıl hastalıklarda koca karı ilaçlarına döndüğünde insanlar modern tıbba karşı ters bir iş yapıyorlar, çoğunda da zarar ediyorlar sağlık açısından. Aynı şekilde bu tövbenin nerede, ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı konusunda yani koca karı ilacı gibi koca karı tövbesi diyeyim ben benzemiş olsun bir uygulama yapıyor insanlar ve tövbe gerçekleşmiyor. Tövbe gerçekleşmediği için manevi kimliğimiz güçlenmiyor. Sakat sakat Müslümanlık yaşıyoruz. Tıpkı topal topal yürümek zorunda kalan ortopedi doktoruyla görüşmemiş bir ayağı arızalı birisi gibi.